Merhaba sevgili arkadaşlar. Aile ve çocuklarla sosyal hizmet birinci ünite aile temel kavramlar aile yapısı işlevleri ve dönüşümü ünitesinin ders özeti videosuyla sizlerle birlikteyiz. Öncelikle ailenin özelliklerine bakacak olursak aile evrensel bir kavramdır. Aile duygusal bir temele dayanmaktadır. Ailenin kapsamı sınırlıdır. Aile biyolojik koşullar çerçevesinde sınırlı bir büyüklüğe sahiptir. Şekillenmiş sosyal yapıların en küçüğüdür. Aile sosyal yapıda çekirdek özelliği taşımaktadır. Aile üyelerinin hem birbirlerine hem de topluma yönelik sorumlulukları vardır. Aile sosyal kurallarla çevrildir. Aile sürekli ve aynı zamanda geçici bir doğaya sahiptir. Aile, sosyal kuralların ve kanuni yasaların şekillendirdiği bir sosyal düzendir. Ailenin işlevlerine bakacak olursak, biyolojik işlevi üreme, cinsellik ve neslin devamı gibi biyolojik bir işlevi vardır. Sosyal işlevi ise statü sağlamak, çocukların eğitimini planlamak, eğitim vermek Boş zaman faaliyetleri gerçekleştirmek gibi sosyal işlevleri vardır. Bir diğeri aile üyelerinin birbirini koruması ve karşılıklı sevgi ve ortamı yaratmak gibi psikolojik bir işlevi de vardır. Ve son olarak ekonomik ihtiyaçları karşılamak, çalışma gibi ekonomik işlevi vardır. Aile türlerine bakacak olursak üye sayısı ve bir araya geliş biçimine göre aileler büyük aile ve küçük aile şeklinde ikiye ayrılmıştır. Küçük aileler anne baba ve evlenmemiş çocuklardan meydana gelmektedir. Sistemsel özelliklere göre ise kapalı aileler, gelişigüzel aileler, açık aileler ve eş zamanlı senkronize aileler şeklinde dörde ayrılmaktadır. Türkiye'de aile yapısı ve değişimi ne baktığımız zaman geniş aileden çekirdek aileye bir dönüşüm olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda kişi başına düşen ortalama çocuk sayısının da hızlı bir şekilde azaldığını görmekteyiz. Bu dönüşümde etkili olan genişimlere baktığımız zaman ise birinci olarak sosyoekonomik bir değişim söz konusudur. Yani daha önce kadınlar iş hayatında aktif bir şekilde rol almazken Son zamanlarda iş hayatına aktif katılım durumları söz konusudur. Aynı zamanda çocuk doğumu konusunda da ciddi bir azalma söz konusudur. Demografik dönüşüm ise özellikle büyük şehirlere göçle birlikte bir dönüşüm içerisine girilmiştir. Yaşlı nüfus oranı hızlı bir şekilde artmakta, doğan çocuk sayısı da azalmaktadır. Aynı zamanda Ortalama ömür beklentisi de hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Ve son olarak da düşünsel bir değişim söz konusudur. Bu dönüşümde etkeden faktörlere baktığımızda göç, yani kırdan büyük şehirlere, büyük kentlere göç faktörü önemli bir etkendir. Bir diğeri yoksulluktur. Başka bir değer toplumsal değerlerdir. Bunda tabii ki teknolojinin gelişmesi de etkili olmuştur. Ve bir değer de az önce de bahsettiğimiz gibi kadınların çalışma hayatına girmesi etkili olmuştur. Aile yaşam döngüsü modeli aile ve evlilik sisteminin değişimini ve gelişimini açıklayan bir modeldir. Burada Carter ve McGoldrick'in beşe ayırdığı bir sistem vardır. Bunlardan birincisi bağımsızlık evresidir. Bir diğeri eş seçimi ve ailenin kurulma evresidir. Sonra ebeveynlik evresi gelmektedir. Daha sonra yetişkin çocuklara sahip olma evresi ve son olarak ise emeklilik ve yaşlılık evresi gelmektedir. Bir de aile kuramlarımız vardır arkadaşlar. Kuram toplumu ve e, toplumsal yapının parçalarını anlamamıza yardımcı olur. Ve sosyal hizmet mesleği mesleğini icra ederken bu kuramlardan faydalanılır. Aile kuramlarına baktığımız zaman ise, yapısal işlevselci aile kuramı, sistem kuramı, sembolik etkileşimci aile kuramı, bilişsel davranışçı aile kuramı, insancıl aile kuramı, psikodinamik veya psikoanalitik aile kuramı, bağlanma kuramı ve feminist kuram yer almaktadır. Böylelikle birinci ünitemizin özet videosunun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.